Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Homotix markasının stick olan modelini inceliyoruz. Giriş seviyesi. Bugünkü konuğumuz Homotix markasının biliyorsunuz birçok Android box'ını incelemiştim. Bugün de stick olan modelini inceliyoruz. Giriş seviyesi olan 1080p görüntü kalitesine sahip olan bu cihazda orijinal Google lisanslı olan Stick HD Homotix markasına ait ve içerisinde Google Play'i, YouTube'u, Netflix'i, Disney'i, Prime Videosu, YouTube Müziği, Spotify'ı gibi birçok özellikleri Google lisanslı olduğu için kaliteli bir şekilde izleme, kaliteli bir şekilde dinleme yapabileceksiniz. Giriş seviyesi olarak kıyaslama yaptığımızda Xiaomi Mi Stick 1080p ile aslında kıyaslayabiliriz. Ama bu ürünün biraz daha işletim sistemi anlamında Xiaomi Mi Stick'ten daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi Mi Stick'te kullandım. Bu ürünü de yaklaşık bir buçuk hafta yakındır kullanıyorum. Çünkü bu gelen ürünlerin hepsini sırasıyla birlikte kullanıp sizlere deneyimleyip o şekilde paylaşıyorum. Üründe herhangi bir arayüzünde kasma, donma hiçbir problem yaşamıyorsunuz ilk kurulumunu yaptıktan sonra ufak bir böyle bir 10 dakikalık kasma donma yapıyor. Çünkü içerisindeki uygulamaların güncellemelerini yapıyor ve güncellemeler bittikten sonra YouTube olsun, işte Netflix olsun ya da Amazon Prime olsun herhangi bir platforma girdiğinizde ana sayfa tuşuna bastığınızda ana sayfada uygulamalar içerisinde geçişler vesaire yaptığınızda herhangi bir kasma donma yaşamadan kullanabileceğiniz fiyat performans ürünü diyebilirim. Ürünün benim açımdan tek dezavantajı Ürün direkt HDMI ile kendisine sabit. Uç kısmı biraz daha böyle kablo yapısında olup bir 15-20 santime kadar bir imkan sunsaydı daha iyi olurdu. Çünkü bazı televizyonların arkasında HDMI kısmı çok dar oluyor ve sıkışabiliyor. Benim televizyonum veya monitörüm öyle değil ama daha önce kullanmış olduğum ufak bir televizyonum vardı. Ona harici kablo takarak bu tarz ürünü bağlıyordum. O da Xiaomi Mi Şu kadar bir alan bırakıyordu. Ürünün boyutu bu kadardı. O yüzden zorlanıyordum ve kablo ile birlikte kullanıyordum. Ürünün dezavantajı olarak söyleyebileceğim şekilde bu diyebilirim. Televizyonlarınızın arka çıkışlarına bakın ve eğer uyabileceğini düşünüyorsanız bu ürünün yani arka tarafına sığabileceğini düşünüyorsanız o şekilde alın sonrasında problem yaşayabilirsiniz. Şimdi ürünün kutu açılımını ve kurulumunu birlikte yapalım. Ürünün kutusunu açmadan önce bir dış tasarımına bakalım. Burada gerekli bilgilendirmeleri yazıyor ürünle ilgili. Ön kısımda her zaman olduğu gibi zaten sade bir kutu yapısına sahip ve burada Stick HD olarak gözüküyor. Burada da Android TV, Google lisanslı olduğu için tüm uygulamaları da gösteriyor. Kutu içeriği tarafınıza bu şekilde geliyor. Şimdi bunlara tek tek bir göz atalım ve içerisinden neler çıkıyor, neler bizi karşılıyor hemen bakalım. Önceliğimiz bütün cihazlarında olduğu gibi Homotix'in kendine ait Google referans kumandası çıkıyor ve gayet sade ve şık bir tasarıma sahip. Hiç değişmiyor bu kumanda yapısı. En üst modelinde de bu kumandayı kullanıyorlar, en alt modelinde de. Ürünün bu şekilde kendisi geliyor ve size anlatmak istediğim muhabbet şu bakın. Şu kısım mesela kablolu bir yapı olsaydı daha güzel olabilirdi açıkçası. Çünkü bazı televizyonların arkası bu kadar geniş olmuyor ve bu kısım direkt televizyona bağlandığı için problem yaşanabiliyor. O yüzden gene bunlarla ilgili problem yaşanırsa zaten dönüştürücü alabiliyorsunuz kablo ile birlikte kullanabiliyorsunuz ama ürün bu şekilde tarafınıza geliyor. Bir yandan da güzel aslında. Buradan da ürüne güç girişini verebiliyorsunuz. Şu kısım zaten direkt güç girişini alıyor mikro USB girişiyle. Her zaman olduğu gibi kutunun içerisinden 2 adet pil çıkıyor. Kumandaya bunları takabiliyorsunuz. Size anlatmak istediğim kablo buydu. Yazınızı bu kabloya takıp bunu da televizyonunuza takabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi az önce girişi olmayan cihazlarda böyle bir uzatma kabloyla kullanabiliyorsunuz. Bunun da kutu içerisinden çıkması gayet güzel. Ürünün bir adet de micro USB şarj aleti çıkıyor içerisinden. Bu kısım adaptörlü, bu kısım da micro USB girişi olarak tarafınıza geliyor. Buna da siteye taktığınızda bunu da fişe takıp gücünü verebiliyorsunuz ürünü. Cihazın kumandasıyla eşleştirmeyi yaptık ve açılış her zamanki gibi aynı. Buradan gene Türkçe'yi seçeceğiz. Hani Gmail şifremizi ve sonrasında cihaz aktif olacak. Arayüzünü hemen göstereceğim sizlere. Türkçe'yi seçtim ve ileri diyorum. Tüm cihazlarında en üst seviyesi olsun, en düşük seviyesi olsun. Comatix'in bütün hepsinde aynı. Ben burayı şimdi atla diyorum. Buradan direkt Wi-Fi'ye bağlan diyor. Ve Wi-Fi'ye bağladıktan sonra cihaz kurulumunu kendi kendine yapmış olacak. Cihazın kurulumunu yaptıktan sonra arayüz bu şekilde açılıyor. Ayda 64'ü indirdim ve şimdi oradaki genel bilgilerine birlikte bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sistemin içerisinde bütün bilgiler bu şekilde. Bunları isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Böyle göstermeye çalışıyorum sizlere yavaş yavaş. Siz de görüntüyü durdurup bakabilirsiniz. Bütün bilgileri zaten burada yazıyor. İşlemcisinden her şeyine kadar. İşlemcisine baktığımızda 4x ARM Cortex A35'i kullanıyor. 1800 MHz'lik 64 bit bu şekilde bilgilerini de görebilirsiniz. Bu da işlemci bilgileri hemen şuradan da göstereyim size. İşlemciyi de buradan yakınlaştırıyorum. Siz durdurup kontrol edebilirsiniz. Şimdi YouTube'dayız. Cihazın arayüzünü açtığınızda ilk kurulumu yaptıktan sonra biraz bir beklemeniz gerekiyor. Bütün kurulumları, uygulamaları güncellemesi için. Yoksa bir arayüzde donma kasma oluyor. Bu en üst seviyedeki cihazlarda olmuyor böyle hafif oluyor ama bu giriş seviyesi olduğu için bunda oluyor. Şimdi YouTube'dan bir video açtım. Açılsın birlikte bir YouTube'a da bakalım. Zaten diğer arayüzleri biliyorsunuz. İçerisindeki bütün güncellemeleri ve kurulumları tamamladıktan sonra problemsiz ee, giriş sağlayabiliyorsunuz, çıkış sağlayabiliyorsunuz. 80 plik bir video açtım. Görüntü kalitesi böyle gerçekten etki ediyor yani onu söyleyebilirim şimdi ana sayfa tuşuna basıyorum ve bastıktan yaklaşık 2 saniye sonra algılıyor ve çıkıyor. Bakın daha gördüğünüz gibi burada ben herhangi bir güncellemeleri bitirmedim. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yani bunu söyleyeyim. Bir ayar kısmına bakalım. Ayarlar menüsünde neler var? Burada cihaz için hakkında bölümünde her şey yazıyor zaten. Görebiliyorsunuz. Android sürümü 11 bunda da. Zaten güncel olması güzel. Zaten ayda da 64'ten size tüm bilgilerini göstermeye çalıştım. Ayrıca işte buradan gerekli her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu da gene Gboard klavyeyi kullanıyor bu arada. Gboard klavye de Google'un kendi klavyesi ve güzel. ChromeCast kurulumunu buradan yapabiliyorsunuz. Telefonunuza da indirdikten sonra zaten burada bütün hepsi gözüküyor. Direkt telefonunuzda e, ekrana aktarım sağlayabiliyorsunuz. Ara yüzde zaten kurulu olarak bunlar geliyor. Ve bunlar dışında isterseniz bunları kaldırabilir, isterseniz yükleyebilirsiniz. Tamamen fiyat performans ürünü bir cihaz diyebilirim size. Mesela şu videoyu da açmak istiyorum 1080p'de Tabi bunlarda hep sürekli reklam geliyor e, Bunda gelmedi şu an Görüntü kalitesini bu şekilde görebiliyorsunuz Hani videoda herhangi bir oynama Vesaire yapmadım Şöyle ileri saralım Tabi ileri sarma dediğim gibi biraz da internetinize bağlı olan bir konu Ama hızı görebilirsiniz buradan Gördüğünüz gibi renkler canlı Videolar canlı Yani Netflix, Youtube, Disney hepsinde canlı canlı Videolar, filmler izleyebileceksiniz bu videomuzun incelemesi böyleydi. Şimdi kamera karşısına geçiyorum. Orada görüşürüz. Ürünün birlikte kurulumunu, kutu açılımını ve detaylı incelemesini sağladık. 1 GB RAM'i bulunan, 8 GB depolamaya sahip, Bluetooth 5.0'ı destekleyen bir ürün bu. Giriş seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Zaten menüleri, arayüzünü hepsini detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. İçerisine ayda uygulamasını da yükleyip bütün özelliklerini, yazanı, edeni hepsini gösterdim. Ürün gerçekten hızlı çalışıyor. Homatix markasının birçok Android box'ını kullandım. Problemsiz bir şekilde 4K arını, 4K plus'ını, dangle'ını hepsini kullandım diyebilirim. Giriş seviyesinde Homotix'in bir de Box HD'si var. O da aynı bu şekilde. Tabii ki de özellikler ara ara değişiyor. Bu üründe atıyorum bir tane özellik varsa bir üst modeline ikinci özelliği ekliyorlar. İşte böyle sırasıyla çıkıyor. Ama Homatix'in Türkiye'de şu anda Tutulma sebebi işletim sistemi, işlemcisinin iyi olması, arayüzünün stabil çalışıyor olması ve Google'ın orijinal lisanslı uygulamalarıyla hizmet veriyor olması diyebilirim sizlere. Bu ürünümüzün de incelemesi bu kadardı. Aşağıya açıklamaya link bırakıyorum. İsterseniz oradan satın alabilirsiniz. Ürün size yaklaşık bir buçuk hafta bile sürmeden Türkiye'ye geliyor. Çünkü diğer ürünlerin hepsi Çin'den bana yaklaşık bir buçuk hafta içerisinde Geldi. Aras Kargo ile birlikte geldi bana. Tabi bu şehirler arasında belki değişiklik gösterebilir. Ben İstanbul'dayım ama genelini Aras Kargo ile getiriyorlar. Ve hızlı bir şekilde tarafınıza ulaşıyor. Eğer ki bu ürünü de kullanmak, satın almak isterseniz açıklamaya bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorum kısmında buluşalım. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.